kapris. Allah! Bir sürpriz. Bir sürpriz bağlantı şu anda gerçekleşecek. Mehmet Ali Erbil. De diyor ya 10 dakika. Kimi görüntülü arıyor? Evet, torununu arıyor. Torunu Elisa. Elisa. Elisa ile aran nasıl? Elisa ile aram çok iyi. Çok ciddi ama. Ben gidiyorum kapıdan. Anne, daha kucağıma alamadım desem inanır mısınız? Annesi çok titiz bu konuda. Açmıyorlar. Açmıyor. Belki hazırlıksız yakaladık şu anda. Yok öyle bir problem yok da şey... Demek ki ilgileniyor. Sen ne diyordun? Dur Elisa'ya bir şey diyordun sen. Ne? Maliye Bakanı? Maliye Bakanı. Maliye Bakanı. O kadar ciddi ki. Çok ciddi. Ya. Olacak şey değil yani. Ciddi bebek ürküyorsun. Yani. Bir şeye çekmiş. Anneannesine çekmiş. Anneannesi de öyledir. Öyle mi? Oo. Sezin de ciddi bir kız ama. Evet. Anneanneye çekmiş ama anneanne de gençliğinde çok espriliydi yani. Evet. Yani muhakkak bir tarafından yani beni kapladı. Kapladı. Çok büyük aşk yaşadık. Evet. Yani mesela ben aşkımdan ölürdüm ona. O da öyle bir cindi ki. Mesela nişanlıydık. Hı. Gelirdi eve mesela balkondan kavga ederdik. Yüzüğü atardı. Ben aşağı inerdim böyle ağlayarak yüzüğü arardım. Meğerse atmamış elindeymiş filan. Sinyayı elinde çevirmiş. Tabii. Çok çektirdim. Peki onu. Sen herhangi daha sonra evlendiğin eşlerinden birisine çektirdiğini düşünüyor musun? En çok kim çekti senden? En vardır çok. Herhalde çeken. Hepsi çekmiştir. Hepsi çekmiştir. Yani. Nergis Kumbasar'ın bu konuda esprili bir yaklaşımı oldu. Geçen gün bir davete katıldınız. Sana öyle bir cümleyle takıldı ki hem eski defterleri düşündük, açtık. Hem can de evinden güldük. Vurdu aslında. Can evinden, 12'den vurdu Mehmet Ali'yi. Vallahi tek cümleyle mi? İzleyelim. Belarus'taki güzel böyle tatlı bir isim çıktı gazetelerde, televizyonlarda. Hanımefendi bir bayanla. Evet, hanımefendi sarışın çok bir bayan. Çok ayıp benim yanımda soruyorsun şeyleri. Eski eşi bile olsam. Sorsunlar adını şaka bile yapıyorum. Bilmiyorum kadını. Aman evliyken de böyle derdi inanmayın. Adını bile bilmiyorum. Yıllardır çekiyoruz artık. O da kim yıllardır. Falan tabii tabii. Yemin ediyorum. Hep aynı numaralar. Şuradan kalkmak nasip olmasın. Mehmet Ali evliyken de çapkınlık haberleriniz çıkıyordu ve sen gerçekten o dönemde sevgili Nergis'in söylediği gibi yoo tanımıyorum ne alaka ilk kez gördüm falan. Ama hiç öyle şeylerim çıktı mı magazinde öyle evliyken yakalanma makalanma falan. Ya, fotoğraf hatırlamıyorum da çapkınlık şeyi seni hiç bırakmadı. Bir yapıştı evet, yakama. Hep yapıştı yani yapıştı yakama hiç bırakmadı. Herkes öyle algılıyordu yani ama. Sanırsın ki hiç değil. Hiç. Yok mazum. Ya onlar önemli. Önemli olan kadına olan saygın. Ben daha 4 evlilik yaptım. Bak istatistik olarak vur. Evet. Daha bir tanesini elimi kaldırmadım. Bu çok daha saygın bir şey yani bir evet. Kadına karşı. Evet. Bir de hiç böyle çirkinleşerek bir boşanma sürecine de girmedin. Asla olmadı. Ya kadınların arkasından hiç kötü bir şey söylemedin. Asla demedi. Onlar da demedi ama evet. Yani. Evet demediler. Aynen. Bu da çok önemli bir şey aslında. Yani çocuğumuz olmayan kişi de bile söylemedi. Yani. Demediler. Hayır. Evet.